Göz tansiyonu çok sinsi bir hastalıktır. Göz tansiyonu Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede bile körlük sıralamasında birinci sırada gelebilecek kadar ciddi bir hastalıktır. Ve insanlar bunun farkına varamazlar. Bu hastalığın en önemli özelliği sinsi olmasıdır. İnsanlar genellikle vücutlarında meydana gelen bir arızada bir sinyal mekanizmasının çalıştığına inanırlar. Halbuki yani bu genellikle ağrıdır. Halbuki burada herhangi bir sinyal mekanizması çalışmamaktadır. Glokomun özelliği sinsi olmasıdır ve hastalar herhangi bir şey hissetmezler. Hissettikleri zaman ise iş işten geçmiştir. Burada görme sinirinin göz içi basıncına dayanamaması hali veya göz içi basıncının normal olmasına rağmen görme sinirini besleyen damarların bu basınca dayanamaması hali söz konusudur. Ve bununla beraber olarak görme sinirinde yavaşça seyreden bir çürüme hali meydana gelir. Ve bu çürüme hali ancak göz doktoru tarafından fark edilebilir. Bununla ilgili OCT ve görme alanı denilen iki tane önemli tetkik vardır. Bu tetkiklerin sonucunda eğer göz tansiyonu teşhisi konulmuşsa hastaya mutlaka bir tedavi düzenlenmelidir. Bu tedavi damla tedavisi olabileceği gibi son yıllarda ortaya çıkan SLT dediğimiz selektif lazer trabekuloplasti tedavisi de olabilmektedir. Bu tedavi %90'lara kadar varan bir başarı göstermektedir. Gözün içerisindeki göz içi sıvısının dışarı çıkış kanallarının içerisinde meydana gelen pigment kirliliklerini temizleyen bir lazerdir bu. Ve bu temizlik işlemiyle sanki lavabonun deliklerinin açılması gibi gözün içindeki sıvının dışarı çıkış kanalları açılır ve göz içindeki basınç düşürülür. Göz içindeki basınç düşürülünce ilaca gerek kalmamaktadır. Eğer buna rağmen bir düzelme olmazsa ilaç ilave edilebilir. Çok ileri glokom hastalarında da glokom ameliyatı dediğimiz trabekülektomi tedavisi dediğimiz bir tedavi uygulanmaktadır.